Başkanım, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Türkiye'nin en büyük inovasyon buluşmasını gerçekleştiriyorsunuz. Yoğun bir katılımla başladı bugün etkinlik. Türkiye Innovation Week'te bizleri neler bekliyor? Yılın teması biliyorsun bu sene 11.sini düzenliyoruz. Giderek büyüyor, gelişiyor. Bu yıl katılıma çok büyük, rekor bir başvuru var. 20.000 üzerinde bir ziyaretçi olmasını. Gençlerimizi bu noktada farkındalığı artarak onların cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir etkileşim var. Bu senenin teması Out of the Box, kutunun dışındakiler. Kültür, insan ve model olarak belirledik. Çok fazla konferanslar var. Dünyanın çok farklı ülkelerinden inovasyonla ilgili çalışma yapan ülkelerle ilgili çok büyük konuşmacılar var. Amaç bir etkileşim yaratmak. Bunu da görüyoruz. Gittikçe büyüyen bir aile haline geldik. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak inovasyon alanında girişimci firmalara ne tür destekler ve teşvikler sağlıyorsunuz? Yaptıkları çalışmalarla ilgili yılda iki defa bir araya geliyoruz. Özellikle Ar-Ge ve sürdürülebilirlik konularında mentörlük yapıyoruz ve onların dünya pazarları açılma noktasında yardımcı oluyoruz. Yani iyi bir o ürünü ortaya çıkarmak, ürünün çıkarttıktan sonra gönül pazarlamasını yapmak tamamen onlara destek noktasında büyük bir zaman harcıyoruz. Bir etkileşim yaratıyoruz firmalarla beraber. Onlar da yaptıkları işin farkına varıyorlar. Girdi maliyetleri ve kur politikalarının inovasyon ihracatı üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz ve Merkez Bankası'ndan bu anlamda beklentileriniz neler? Buradaki amaç özellikle Türkiye'deki birim fiyatı yukarı doğru çıkarmak. Şu anda ortalamamız 1,5 dolar. Özellikle inovasyonlarla, farklı çalışmalarla bunu en kısa zaman içerisinde 2,5 dolar ların üzerine çıkarmak. Amaç burada budur. Girişimci ruhunu geliştirmek, yeni ürünler, yeni pazarlar, farklı şeylerle beraber bilinmeyenleri özellikle sergilemek. Yani firmalara baktığımız zaman yeni en son yenilikleri. Bu da az önce söylediğim bir çarpan etkisi yapıyor. Bu zamanla özellikle firmaların inovasyonla ilgili ya da dijitalleşmeyle ilgili, yeni tekniklerle ilgili yapacakları çalışmalara hızlandırır. Dünyadaki gelişmeleri görüyorlar ve onları da kapsamda firmalarına transfer ediyor. İnovasyon ihracatında rekabet gücümüz ne durumda? Beklentiler karşılayacak durumda mıyız? Teknolojik olan sektörlerde rekabetçilik biraz daha iyi. Özellikle farklı bir ürün yapıyorsanız, çok fazla da üretici o konuda üretmiyorsa, rekabetçilik konusunda diğer sektörlere istinaden avantajlı durumdasınız. Ama tabii bu özellikle yüksek teknoloji ihracatımız şu anda %4,5-%5 civarında, 10 milyar civarında bir rakam. Diğeri yüksek teknoloji ve orta teknolojiyle beraber 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Önemli olan bunları doğru yukarı doğru çıkarabilmek. Teknolojiyi üretiyorsan, dünyada o ürünü çok fazla üreten olmuyorsa satma şansın çok daha kolay. O yüzden bu kapsamda bu teknolojilere biz de ağırlık vererek Türk sanayisinin biraz daha değişimini, biraz daha dönüşümünü, daha farkındalığı yaratmayı, çalışmasını yapmaya çalışıyoruz.